yaşanılan ortam tam bir felaketler zinciriydi. Tüm gezegen maddi ve manevi kirlenmiş, tüm coğrafyalarda karmaşa ve savaşlar hüküm sürmekteydi. Yorgun ve çökmüş bir yapı olan Osmanlı, sırtını uzun zaman önce halka dönmüş, halife padişah zevk-i sefa için düşmana teslim olmuştu. Sel ile parçalanan topraklar adeta nadasa bırakılmışçasına yeni buluşlar yaşatmaya hazırdı. Tarih 19 Mayıs 1919. Bağımsızlıktan yoksul bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamazdı. Sarayın tüm çabasına rağmen Samsun'da ilk adım Bandırma vapurundan inerek atılacak, güneş bir daha batmamak üzere yeniden doğacaktı. ...1920'de meclis açılacak, 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanarak işgal fiilen sona erdirilecekti. Adımlar adımları takip edecek, 1923'te Cumhuriyet ilan edilecek ve Halk Fırkası kurulacaktı. 1927'de ise ilkeler arasında laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık ve milliyetçilik yerini perçinleyecekti. Adım adım Cumhuriyet, yepyeni devrimleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni şaha kaldıracaktı. Temel ilke ise yurtta barış, dünyada barıştı. İhanetin nedeni değil, er ya da geç bedeli olurdu. Bugünkü ihanetin mimarları ise geldikleri gibi gideceklerdi. Onun naciz vücudu bir gün elbet toprak olacaktı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktı.